Akü bir otomobilde en önemli elektrik donanımıdır. Elektrik enerjisini kimyasal enerji olarak depolayıp ihtiyaç halinde bunu elektrik enerjisi olarak veren enerji depolayıcıdır. Akü elektrik enerjisini depolar. Bu elektrik enerjisiyle marş motorunu besler. Motor kapalıyken tüm elektrik ekipmanlarını besler. Aşırı voltaj yüklenmelerinde alternatöre destek olur. Bu yüzden motor çalışırken kesinlikle akü kutup başı sökülmemelidir. Akü toplamda 6 hücreden oluşur. Her hücre yaklaşık 2,2 volttur. Artı ve eksi kurşun plakalardan oluşur. Plakalar arasında yalıtım görevi üstlenen separatörlerden oluşmaktadır. Tüm hücreler %36 sülfürik asit, %64 su olan elektrolit sıvısı içindedir. Eski akülerde her bir hücre için ayrı kapak ve gaz çıkış deliği mevcuttur. Bakım gerektirmeyen tamamen kapalı akülerde gaz merkezi bir boşaltım deliğinden boşaltılır. Akü boş durumdayken pozitif ve negatif plakalar kurşun sülfata dönüşür. Elektrolitin büyük bir kısmı suya dönüşür. Akü şarj olmaya başladığında sudaki oksijen hidrojenden ayrılır. Eksi plakadan sülfat iyonları ayrılır. Kurşuna dönüşür. Artı plakaya oksijen ilave olduğundan kurşun oksite dönüşür. Akü tamamen dolu hale geldiğinde elektrolit sülfürik asite dönüşürken eksi plaka kurşuna, artı plaka kurşun oksite dönüşür. Akü deşarj olurken sülfürik asit parçalanır, asit oranı azalır, suya dönüşür. Her iki plaka tekrar kurşun sülfata dönüşür. Kurşun asit veya ıslak akü olarak bilinen aküler günümüzde en fazla kullanılan akülerdir. Elektrolit seviyesinin kontrol edilebilip tamamlanabildiği bakımlı tiplerin yanında tamamen bakımsız olanlar da vardır. Jel aküler, sülfürik asite karbon asit ilavesiyle elektrolitin jel hale dönüşmesiyle oluşturulur. Bu akülerde tehlikeli olan elektrolit sızdırmazlığı emniyete alınmıştır. Bakım gerektirmez. AGM aküler özellikle stop start özelliği olan araçlarda tercih edilmektedir. Elektrolit mikro cam elyaf içindedir. Sızdırmaz akü kategorisindedir. Maliyetleri yüksektir. Islak akülerde akünün şarj durumu ve asit yüksekliğinin kontrol edildiği kontrol gözüdür. Yeşil top yukarıda olduğunda kontrol gözünde yeşil renk görünecektir. Akünün şarjının iyi olduğu, yeşil top aşağıda ise siyah renk akünün şarjının az olduğu ve sarı renk ise saf su ilave edilmesi gerektiğini belirtir. Akünün nominal gerilim değerini belirtir. V harfi gerilim birimi voltu ifade eder. 60 sayısı akünün kapasitesini belirler. Birimi amper bölü saat. E ve N harfleri Avrupa standartlarına uygun olduğunu belirtir. 540 sayısı akünün eksi 18 derecede marş akımı veya anlık verebileceği maksimum akım değerini belirtir. Birimi amperdir. Görsel kontrol. Akü yüzeyinin temiz olması, kutuda çatlak, sızıntı olmaması ve kutup başlarının oksitlenmemiş olması, gevşek kutup başı bağlantıları olmamalıdır. Elektrolit seviyesi kontrol edilebiliyorsa, plakaların 1 ila 1,5 santim üzerinde olmalı. Eksik olması halinde sadece saf su ilave edilmelidir.
havalandırma delikleri açık olmalıdır. Bir hidrometre yardımı ile akünün şarj durumu kontrol edilir. Akünün yoğunluğa göre şarj durumu tabloda görüldüğü gibidir. Hidrometre ile akü yoğunluğunun ölçülmesini görüyoruz. Refraktometre ile de akünün yoğunluğu kontrol edilebilir. Birkaç damla elektrolit yüzeye damlatılır ve skalaya bakarak akü yoğunluğu belirlenir. Bir voltmetre veya multimetre yardımıyla akünün şarj durumu kontrol edilebilir. Gerilim değerine göre şarj durumu tabloda görüldüğü gibidir. Akü kapasite testi, akünün marş anında gerekli akımı verip veremeyeceğinin kontrolüdür. Araç üzerinde ise multimetrede okunan değer, marş anında 10 voltun altına inmemelidir. Test, eğer bir akü kapasite test cihazı ile yapılacaksa, akü kutup başları ayrılmalıdır. Yükleme test cihazı bağlantıları paralel olacak şekilde aküye bağlanır. Akü kapasitesinin 3 katı değerde amper skalasına bakarak topuz çevrilip yükleme gerçekleşir. Bu durumda cihazın voltaj skalasında değer okunur. Kırmızıda olması akü voltajının 9.6 voltun altında olduğunu gösterir. Akünün değişmesi gerektiğini belirtir. Akü içindeki asit cilde temas etmemelidir. Etmesi halinde bol su ile yıkanmalıdır. Aküden çıkan hidrojen gazı yanıcıdır. Şarj işlemlerinde ark oluşumu patlamaya neden olabilir. Akü çevresinde açık ateş kaynağı olmamalıdır. Akü boşaldığında başka bir akü ile takviye yapılabilir. Artı kutup başı kalın, eksi kutup başı incedir. Bağlantı kabloları paralel yani artı artıya, eksi eksiye olacak şekilde yapılmalıdır. Aküler uzun süre şarj olmadığında kurşun plakalar kristalize olarak sülfatlaşır. Akü kullanılamaz hale gelir. Uzun süre araç çalıştırılmayacaksa ayda bir kez en az 15 dakika motor çalıştırılmalıdır.